Samsunhaber.com'dan iyi akşamlar. Bugün 22 Eylül Salı. Er Meydan'da yine karşınızdayız. Ünal Yavuz'la beraber, gazeteci Ünal Yavuz'la beraber. Yine konuklarımız olacak, canlı yayın bağlantılarımız olacak. Bazı görüntülerimiz var, onları size paylaşacağız. Konumuz Samsun'un gündemini biliyorsunuz. Gayet yoğun, maşallah var. Bu konuda şikayetler de var. Ya Samsun, mesela İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Yani Samsun hep kötü şeylerle mi anılacak? İşte Kuş Cenneti yangını, mobil santral, işte çarşamba oda mobil santral, cinayetler, işte uyuşturucu trafiği bir taraftan. Hep böyle kötü şeylerle mi anılacak Samsun'a? Hiçbir güzel şeyimiz yok. Başkan, öncelikle herkese iyi akşamlar tüm izleyenlerimize. Yine böyle moral sisi karalara bağlanmıştı zaten. Ben siyah giydim diye siyah giymeye de başladım. Pis de olduk bu akşam. Evet. Bilsem giyer miyim? Bilsem giyer miyim? Yani biz mutlu olmak zorundayız. Bu akşam derin konularımız var. Biraz siyaset, var. Siyaseti irdeleyeceğiz. Evet. İYİ Parti, AK Parti, MHP, CHP. Yani biraz siyaset konuşacağız bu akşam ağırlıklı olarak. Geçen yapmış olduğumuz Kuş Cenneti yangını da bayağı büyük bir ses getirdi. Özellikle evet. O avukat Melike müthiş birikimli konuyu da açıklamaları gerçekten çok büyük bir infial yarattı. Ama bunun peşinden de en azından yöneticilerden de şöyle bir şey geldi. Hem Mustafa Demir hem Çiğdem Kararsan hanımefendi. Evet. Kesinlikle burası imara açılmayacak. En azından içimizi rahatlatan bir açıklama yaptılar. Şimdilik içimiz yani, rahatladı. Şimdilik. Şimdi, ama 6 ay içerisinde göreceğiz. Şimdi ben bu akşam bir dolu dolu program hazırladım. Vallahi biraz da birbirimizden kopuktuk. Hadi. Ama bizim ben, için fark etmiyor. Ben biliyorsun. Anlatayım isterseniz. Biz programdan önce, yayından önce hiçbir hazırlık çalışması falan yapmıyoruz. Ünal Yavuz kendisi çalışıyor, kendi ajandasını çıkartıyor. Ben de kendim kafamda bir şeyler toparlıyorum. Not falan almam zaten. Soruları da daha önceden çıkarmam aldığım konuklarda da. Şimdi ben de merak ediyorum Ünal Yavuz'un ajandasında neler var diye. Bu akşam tek tek göreceğiz onları. Evet. Evet, neler var? Sayın Başkan, konu başlıklarından mı girelim, konulardan mı girelim? Konulardan girelim tabii. Evet, şimdi en önemli konu, Samsun'un en önemli konularından biri AK Parti'de kongre süreci tamamlandı. Samsun, İlçe kongreleri Samsun'un bitti. Samsun'un önemli konusu o değil de. Yani AK Parti'nin, İktidar Partisi'nin, tabii ki dikkat çekiyor. Evet. Şimdi sevgili başkan, bundan 3-4 yayın önce ben bazı konuları gündeme getirmiş ve Samsun gündemine de olaylar bomba gibi düşmüştü bizim açıklamalarımızdan sonra. Bildiğin gibi 17 ilçede AK Parti'de kongreler tamamlandı. Bu tamamlandıktan sonra artık il başkanlığı kongresi yapılacak. Tabii il başkanlığı kongresinde de pabuç bağlı. Pabuç bağlı. Şöyle biliyorsun daha önce bu Hasan Uzunlar konusunda Ersan Aksu ve Çiğdem Kararsan'ın bir golü vardı. Evet, onların dediği olmuştu. Onların dediği olmuştu. Mustafa Demir Bey de özellikle bu Hasan Uzunlar konusunda da biraz stabil kaldı. Evet. Dolayısıyla da Hasan Uzunlar partiden ihraç edilince evet. Mustafa Demir'e karşı bir gol atılmış oldu. Geçtiğimiz hafta bir haber vardı onunla ilgili. Yine AK Parti sıralarında oturuyor diye. Evet. Parti atılmasına rağmen Hasan evet. Uzunlar'ın. Demek ki hala yer bulamadı. Oturacak koltuk bulamadı. Şimdi her şeyde takmamak lazım. Şimdi konuşuyor. Tartışmamız gereken konuşuyor. Evet. Şimdi Ersan Aksu tam seçim döneminde hatırlıyorsan Erhan Usta'nın, Taner Tekin'in görevden alınmasıyla birlikte Hakan Karaduman senin programında olmuştu bütün bu olaylar. Biraz da benim katkım var Ersan Aksu'nun gelmesine diyelim. Yani Günah ve Bali boynumu mu? Aynen. Şimdi yalnız o dönemden bu döneme kadar baktığımız zaman Ersan Aksu iyi bir performans çiziyor. Yani yapıcı, gerçekten hani partinin konularına hakim, teşkilatına evet. hakim. Teşkilat tarafından da gerçekten de şu anda sevilen bir il başkanı. Ama biliyorsun AK Parti'de sevilen sevilmeyene bakılmaz. Benim dediğim olacak şeklinde bir kavga var orada. Bununla ilgili Samsun'da bazı grupların çalışmaları da var. Var. Ersan Aksu'yu evet. Yerine başka bir isim önermek istiyorlar. Tek adayla gireceği için önceden bunun önlemini almaya çalışıyorlar. Ama ben her şeye rağmen Ersan Aksu'nun tek aday olarak seçimlere gireceğini düşünüyorum. Son dakika golü yemezse. Bir de Samsun'un olması da büyük bir avantaj. Yani tek Samsunlu. Öyle mi? O kaldı elimizde. Samsunlu olup da yani bazı lobilerin ve üst akıl dediğimiz sürekli konuştuğumuz üst akıl Ersan Bey'e karşı bir operasyon yapmazsa büyük bir ihtimalle Ersan Aksu il başkanlığına tek adayı. Samsun'da senin bu konuda bir hassasiyetin de var. Samsunluların olması işte
İl başkanlarının Samsunlular, milletvekillerinin Samsunlulardan olmasını istiyorsun. Herkes onu istiyor da. Başkan şimdi... Şimdiye kadar mesela gelenlerin çoğu değil mi? Trabzon kökenli başka illerinden değil mi? Rize'den yanımda oturanı söyledim defalarca değil mi? Ama ben il başkanı değil, il başkanı. Rize'li. Şunu söylemek istiyorum başkan. Evet. Yani şimdi Trabzon'da, Çorum'da, işte Karadeniz'in farklı bir ilinde senin Samsun'un orada barındırırlar mı? Barındırırlar mı? Bunu sen de yani, demiştin hatırlıyor musun? Yani doğru. Samsunlu bir bürokrat veya Samsunlu bir siyasetçi Trabzon'da gidip siyaset veya bürokratlık yapabilir mi? Ama başka illerde yapar. Rize'de yapar, Giresun'da yani yapar, Ordu'da yapar. Çoğunluğunda yok yani. Çoğunluğunda yok. Ama Samsun'a gelince Samsun gerçekten farklı iller tarafından gelen insanlar tarafından parsellenmiş. Biz de diyoruz ki Samsun'u biraz da Samsun çocukları yönetsin. Ben de diyorum ki Samsun'un büyüklüğü buradan geliyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bunlar konuşulur mu? Niye İzmir'de İzmirli bürokrat yok diye İstanbullu bürokrat mı arayacaksınız? Samsun metropol bir kent. Karadeniz'in başkenti. Başkentte her ilden, her ilçeden, komşu illerden mutlaka insanlar olabilir diyor. Başkan, ama burada biraz abartılı galiba. Onu demek istiyorum. Yani tabii ki gelecek. Trabzonlusu da bizim, Rizelisi de bizim. Onu tabii demek istemiyorum ben. Ama her tarafta şehrin her tarafını parselleyen insanlar farklı illerden, ilçelerden gelen. İş dünyası da öyle. Yani iş dünyası da öyle. Samsunlular da kaçırıyor hatta. O zaman Samsun Samsunlu mesela. Tarık Beyler falan Samsunlu. Tekirköy'ü. Evet. Yani onlar o zaman işte Samsun'un parselleyenler hep dışarıdan gelenler olduğu için tepkiler buna. Yani ya, mesela bu uyumlu bir şekilde olmuş olsa, dengeli bir şekilde olmuş olsa bu kadar tepki çekmez. Evet. Yani dolayısıyla da Samsun çocukları da biraz Samsun'u yönetsinler sevgili başkan ya. Bence sakıncası yok. Varsa benim yerimde koltuğumda göz olan gelsin. Yani Samsun'da şimdi bakıyorsun Samsun çocukları işsiz. Bu akşam irdeleyeceğimiz konulardan biri artık uyuşturucu trafiği artık büyük merkez ilçelerden çok diğer ilçelere de Terme'de bile uyuşturucu trafiğine rastlandı. Geçen gün haberlerde okudunuz sanıyorum. Evet. Yani şehrin Vezirköprü'de, Bafra'da yani uyuşturucunun merkezi olmaya başladık. Ya bu çocuklar iş bulamayınca nereye yöneliyorlar sevgili başkan? Aslında bugün günümüzü konuşmuş. Facebook'un yeni yüzü olsun ya. Alışabildin mi Facebook'un yeni yüzüne? Vallahi ben... Hala alışamıyorum. Kendimi arıyorum bulamıyorum. Sen sosyal medyayı seviyorsun böyle Facebook'ta. Seviyorum ama oradan paylaşıyoruz bu yayınları. Şimdi AK Parti'de ciddi bir il başkanlığı yarışı olacak. Ama ben yine Ersan Aksu'nun kendi yönettiği yönetim kabiliyetiyle ve insanlara vermiş olduğu pozitif enerjiyle Ersan Aksu'nun tek başkan adayı olarak seçimlere gireceğini ve yine il başkanlığına aday olacağını tahmin ediyorum. Ama kafamın bir arka tarafında da bir soru işareti var mı? Nedir? Her zaman var. Çünkü bu kadar kurdun içerisinde, kurtlar sofrasının içerisinde mutlaka son dakika golleri alıştık, atılıyor. Evet. Bunları daha önce de yaşadık siyasette. Şimdi Erdoğan Tok'un hazırlandığıyla ilgili bir iddia var bazı çevreler tarafından. Biz de duyuyoruz ama kesin net bir bilgimiz yok ama bazı çevrelerin bu konuda hazırlık yaptığını biz de görüyoruz. Evet. Yani hiç şaşırtmaz bize. Doğru mu başkan? Yani ama tabii bu iş Ankara'da bitecek, külliyede bitecek öyle görünüyor. Ama şunu Çiğdem da söyleyeyim. Çiğdem Hanım'da orada ağırlığı var. Evet, Çiğdem Hanım'ın da ağırlığı var ama Mustafa Demir'in de Ankara'da bir ağırlığı var. Mustafa Demir ile Ersan Aksu arasında bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Ben ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Yani bu Hasan Uzunlar konusunda ciddi bir ayrışma olduğunu düşünüyorum. Biz gazeteciler bunun arka planını araştırıyoruz. Şimdi çok fazla da hani seçim öncesinde de... Ancak konuşturayım seni istiyorum. Yani şöyle... Ne biliyorsan dökün. Yani yok. Şunu söylüyorum. Ben bir aday çıkartma operasyonunun yapılacağını ama bunun Ersan Aksu karşısında başarısız olacağını düşünüyorum. Ben. Düşünüyorsunuz. Ama farklı şeyler olur mu? Yani %30'a %70 gibi bir oranlama veriyorum. İnşallah Ersan Aksu gerçekten Samsun'da AK Partili il başkanı olarak kendini sevdirdi. Bütün siyasi partilerle de gerçekten iyi ilişkileri var. Ama ne olursa olsun kesinlikle bir seçim olmaz. Ya bir yarış olmaz. Yarış olmaz. Tek bir adayla bir yarış yani olacak ama o zamana kadar altyapılar zaten alttan çalışılmalar olacak. Alt aparkatlar, üst aparkatlar. Yani bunları seyredeceğiz ama dedim ya %70 Ersan Aksu aday olur ama sürprizlere de gebe bir seçim olacak diye düşünüyorum sevgili başkan. Şimdi bir canlı yayın bağlantımız var. Birazdan alacağız onu canlı yayına. Fakat ondan önce şu Kuş Cennet'teki yangınla ilgili gerçekten ciddi iddialar var. Biraz önce de konuştuk ama orada çevreciler, doğa severler kaygılılar. Her ne kadar işte Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yok böyle bir şey kesinlikle olmayacak falan
demiş olsa da insanların kafasında bir kuşku var. Şöyle ki Nisan ayında yasa değişiyor. Sit alanı olmakta, sit tanımı olmakta. Yani tanımı değiştirildi oranın. Yani kontrollü çalışma yapılabilir diyor. Kontrollü derken neyi kastediyorlar bilmiyoruz. Onu da o akşam Melike Hanım, avukat Melike Hanım gayet güzel açıkladı bize. Onunla ilgili Ankara'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi konu gündeme geldi. Erhan Usta'nın açıklamaları var, Bedri Yaşar'ın açıklamaları var. Onlara da değineceğiz biraz sonra. Şimdi başka ne var sırada senin? O zaman Bedri Yaşar Bey'i bağlayacaksak o konuya ben girmek istiyorum. İYİ Parti ile ilgili de dün Genel Başkanlık Kongresi vardı. Onunla ilgili bir videomuz var Sayın Yönetmenim. O videoyu bir koyalım, ondan sonra üzerine tartışalım. Ondan sonra da aynı haberin içerisinde de Bedri Yaşar'ı İYİ Partili olarak bağlamış oluruz. Evet. Millet bizi kıvılcım olarak gönderdi. Büyüdük, ateş olduk. Şimdi millet bizi çağırıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacaksınız. Ateş olarak gideceksiniz, güneş olarak dönüp geleceksiniz. Güneş olarak gelecek, Türkiye'nin üstüne doğacaksınız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Başaracağız! 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 Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Ağırlıklı oldu gibi galiba Ünal Yavuz. Evet. O taraftan hem İYİ Parti. Yok şu var. Vurdu gol oldu. Şu başkan gol. Şimdi hem AK Parti'yi konuşalım dedik hem İYİ Parti'yi konuşalım. Çaklamadan maç izliyor burada. Hayır. Kopya çeken hayır, talebeler hayır. Gibi. Canlı yayına buradan telefonumdan da takip etmek açısından onu başarmaya çalıştım. Şimdi dün biliyorsun İYİ Parti'nin genel başkanlık seçimleri vardı. Olan kongresi vardı. Meral Hanım tekrar genel başkan seçildi. Burada bizim açımızdan sevindirici bir haber var. Ne o? Eski il başkanımız kazada ciddi anlamda bir kaza geçiren, büyük bir kaza geçiren sevgili Ömer Süslü kardeşimiz Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. Meral Akşener'in vefası da burada ciddi anlamda önemli. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bu bir vefa daha hatırlatayım bu arada. Ömer Bey'in hanımını da istihdam ediyorlar bu arada. O evet, da çok güzel bir şey. Yani İYİ Parti'nin şimdi Samsun'da eli çok ciddi anlamda güçlendi sevgili başkan. Öyle görünüyor. Büyük bir ihtimalle şimdi Ömer Bey, Ömer Süslü benim de çok can kardeşimdir. Yani Ömer bizim sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimizdir. Evet. Özel bir hukukumuz da vardır. Ömer Bey şimdi Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. Büyük bir ihtimalle aldığım son istihbaratları söyleyeyim. Erhan Usta Genel Başkan Yardımcısı olacak. Şimdi Bedri Bey de ciddi anlamda Samsun'da bu süreç içerisinde kendini sevdirdi. Yani İYİ Parti'nin 3 tane ismine bakar mısın? Yani Samsun'da çok ciddi anlamda bir üst kadroda hem merkezde Ömer Süslü, Bedri Yaşar, Erhan Usta. Evet. Şimdi bütün bunlar yaşanırken bu arada da Sayın Meral Akşener'in de Türkiye genelinde yapmış olduğu çıkışlar özellikle son dönemde İYİ Parti'ye ciddi anlamda bir ivme kazandırmaya devam ediyor. Özellikle polemiklerden kaçıp bu esnaf gezileri, Anadolu turu falan bunlar bayağı bir ilgi çekmeye başladı. Evet. İYİ Parti'nin şu anda bir oy yükselmesi var. Samsun'da özellikle bu hissedilecek. Zaten sevgili başkan şöyle bir durum da var. Bildiğin gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan orada İYİ Parti yerli ve millidir diyerek bizim yanımızda görmek isteriz onu diye bir açıklama yapmıştı ve o açıklama çok konuşulmuştu biliyorsun. Ya da Devlet Bahçeli'de yuvaya dönün çağrısı yapmıştı. Yani dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok kritik seçimler.
kritik seçimler olduğu için haliyle de yerli ve milli bir parti olduğunu kabul ettiğiniz bir partiyi de yanınızda görmek istiyorsunuz. Her ne kadar şu anda İYİ Parti bu konuda tam da sel verip sır vermese de seçimlere doğru ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama İYİ Parti'nin böyle bir çıkışı var. Şimdi 3 isim saydık. Evet. Ama bunun yanında ne oluyor? Sevgili Başkan, MHP'de sürekli kan kaybediyor. Evet. Samsun'da da kan kaybediyor. Şimdi siyaset nedir? Siyasetin şovunu Türkiye'de en iyi yapan parti kimdir Mehmet desem? Herhalde AK Parti siyaset dersin değil mi? Siyaset çuval taşıma sanatıdır biliyorsun. Yani, çuvalları patlatmadan taşıma sanatı. Şöyle, bu bir şov işidir. Yapmış evet. olduğun işi iyi anlatma. Argeni, PR'ını iyi yapma işidir değil mi sevgili Başkan? Ben şimdi buradan sevgili Abdullah Karabıçak Bey'e de sesleniyorum. Şimdi 17 ilçede ilçelerinin kongrelerini tamamlamışsın. Buradan biz eleştirilerimizi biliyorsun seviyeli ve nazik yapıyoruz. Evet. 17 ilçe başkanının kongreleri tamamlanmış. Bir kahvaltı ver. Basını topla. Bir basın toplantısı yap. Ünal Yavuz'a bir kahvaltı verin. Ne olur. Aynen. Ya. Şimdi bu kahvaltıda ya. 17 ilçe başkanının elini kolunu kaldır. İlçe başkanlarını tanıt değil mi? Başkan bu evet. bir şov. Yani Samsun'da bir gövde gösterisi yap. Ya bunlar... Bu işi bilmiyorlar. O konuda evet doğru söylüyor. Yani, bilmiyorlar bu işleri. Yani bu işleri bilmiyorlar. Yani siyaset azıcık heyecanlı olur ya. Kimler başarılı oluyor? Kimler başarılı oluyor? Basın danışmanları güçlü olanlar. Aynen. İyi olanlar başarılı oluyor. Mesela AK Parti'de Muhammed bu işlerin bunların hiç var. Danışmanları yok mu? Bunlar hiç akıl hocaları yok mu ya? Sevgili başkan yani 17 tane ilçede ilçe kongrelerini tamamlamışsın. Ya kardeşim evet. gel bir kahvaltı yap, basının önüne çık, ilçe başkanlarını tanıştır. Kim tanıyor, kim biliyor? Evet, hangi ilçe evet. başkanı? Vallahi isimlerini bak, zor biliyoruz. Bedi ya. Yaşar'ın bile PR'ında mesela Canan Yılmaz var mesela basında o bakıyor. Çok ya, da güzel çalışmalar. Bunları yapıyor. Hep anlattık. İyi bir... Yani gazeteci arkadaşlar bak bu yani o kadar çalışmayan arkadaşlar var ki. Bunları alın değerlendirin ya. Siyasetin en kritik noktasını götüren senin dediğin gibi basın danışmanlarıdır. Evet. Basın danışmanı iyi olan siyasetçiler her zaman kazanmaya... Evet. adaydır. Evet, onun için de bunları anlatıyoruz ki yani bak bir İYİ Parti'yi anlatıyoruz. İYİ Parti sürekli yükselişte, MHP sürekli evet. kan kaybediyor. Korkarım ki sevgili başkan bu şekilde devam etmeye giderlerse AK Parti ile ittifak yapsalar bile şu durumda il barajını bile geçemeyecekler ve milletvekili bile çıkaramayacaklar. Zaten milletvekilleri yok şu anda. Şu an evet Samsun'da Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili yani yok. Şunu anlatmak lazım. Siyasetçiler siyaset bir şov işidir. Siyaset bir arge ve PR işidir. Sen kendini halka ne kadar iyi ifade edersen halk da seni o kadar anlar, dinlemeye çalışır. Şimdi artık eskisi gibi oy çantada keklik değil sevgili başkan. Değil, değil, değil tabii. Yani vatandaş oyunu verirken nazlı. Kesinlikle yani sen oyu alabilmek için bayağı bir çaba sarf etmen lazım. O yüzden seçim anketleri yapılıyor. Anketlerde kararsızların oyu gittikçe artıyor. %36'lara falan çıkıyor. Yani, kararsız. Daha ben kime vereyim öyle oyu seçimde ben nasıl olsa evet. şey yaparım diye. Bu arada İYİ Parti MHP'den konuşurken herhalde Bedri Yaşar hazır. Doğru evet. mu? Evet. Önce bir ekranı yan tutacak değil mi kamerayı? Evet. Evet Bedri Bey herhalde tamam. şu anda canlı yayında. Tamam verelim. Alo. Evet İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar şu an canlı yayın bağlantısında bağlanmış durumda ekranı ayarlamaya çalışıyor. Evet. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş İyi akşamlar efendim. Tabii sesinizi hemen alamıyoruz. Burada bir ince operasyon yapmamız gerekecek. Siz de kamerayı yatay tutarsanız ve biraz da uzaktan böyle yüzünüzü görecek şekilde cemalinizi herkes görsün. Şimdi görünüyor mu? Arkadaşlar da daha önce yapmaları evet. gereken şeyi şu an yapıyorlar. Evet. Duyabiliyor musunuz? Bedri Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Biraz kamerayı ekrana uzak tutun da yüzünüzü görelim. Evet. Evet siz kendinizi izleyemiyorsunuz. Biz görüyoruz. Evet. Bu akşam İYİ Parti'nin programına döndü. Evet, bu akşam şeyi soracağız size. Kuş Cenneti'nde çıkan yangınla ilgili sizin bir açıklamanız vardı. Gayet de güzeldi, ılımlı, itidalli. Nasıl görüyorsunuz oradaki yangın? Arkasından bir şey çıkacak mı? Sizin de kaygılarınız var, vatandaşların olduğu gibi. Orada bir yapılaşma söz konusu olabilir mi? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi başta şunu söyleyeyim. Kuş Cenneti'nin üzerinde biz geçmişte de uzunca bir süre durduk. Biliyorsunuz bunun özellikle evet. son dönemde UNESCO listesine alınması için bir gayret sarf edildi. Azerbaycan'da bir toplantı vardı. Maalesef o zaman
şartlar tam yerine oturmadığı için biz evrakları geri çektik. Bundan sonraki sürece hazırlanalım diye. Evet. Kuş Cenneti'nin hep zaten gözümüz üzerinde. Oradaki çok bilinip, yani Samsun'da bilinip ama Türkiye'de fazla manada bilinmeyen ender yerlerden biri. Bu aslında benim için de çok üzücü bir şey. Bugün evet. Manyas Kuş Cenneti'ni bile binlerce insan ziyaret ederken Bafra Kuş Cenneti'ni bilen sayısı neredeyse Samsun'u saymazsak bir elin parmakları kadar. Çok Samsun'u gitmiyor tam bile, gitmemişti belki de. Evet. Yani biz parlamentoda da bunu bol miktarda gündeme getiriyoruz. Ama bu son dönemde özellikle oradaki yapılaşma hepimizin canını sıktı. Yani şunu da söyleyeyim. Bir defa mevcut yapılaşma işin standardına uygun değil. Yani doğal ortamlarda doğal binaların yapılması lazım. Mümkün olduğunca beton imalatlardan da uzak durulması lazım. Yani evet. Ağaçtan yapılıp ağaç rengine boyamakla işin doğalını yakalamış olmuyoruz. Tabii orada da son dönemde otel yapılacağı yönünde arkadaşların hep bir uyarısı vardı, duyumu vardı. Biz o bölgede evet, çok da yapılmasına taraftar değildik. Son dönemdeki bu yangın da tam bu düşünülen bölgede olunca evet. Otomatikman tereddütlerimizi de artırdı. Ümit ediyorum ki yanılırız. Yani burada bir yapılaşma olmaz. Yani sabotaj olma ihtimali yönünde bize de bol miktarda duyumlar geliyor. Dolayısıyla biz bu olayın çok ilginç tesadüfler var Sayın Vekil orada. Yani jandarmanın devriyenin kaldırılması, oradaki bekçilik nöbet görevinin başka bir birime kaydırılması, özel bir ekip kurulmuş orada belediye bağlı. Bir hafta 10 gün önce oluyor bu. Ondan sonra da bunlar meydana geliyor. Artı Nisan ayında kararname değişiyor. Ondan sonra yangın çıkıyor falan. Çok ilginç. Yani bilinmeyen çok noktalar var. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda bu açıklığa kavuşur. Biz ümit ediyoruz ki bu sabotaj mabotaj olmasın. Bundan çok büyük bir üzüntü duyarız ama bu işin de bir an önce açıklığa kavuşmasında fayda var. Yani hiç olmasa bundan sonra bu alana hiçbir şekilde yaklaşılmaması, mümkün olduğunca betondan uzak. Yani bugün orada yanan binlerce de cam var tabii. Orada kuşların evet. O halini görüyorsanız, kaplumbağanın evet, halini görüyorsanız, yani normal vicdan sahibi birisinin buna sıcak bakması düşünülemez. Kaldı ki bizim bu son büyük kurultayımızda da sloganları görme şansınız oldu mu bilmiyorum ama Sayın Genel Başkanımızın üzerinde durduğu en önemli konuların birinde de çevre geliyor. Yani mesela evet. Kaz Dağları da buna dahil. Özellikle hayvan barınakları, hayvan hakları da dahil bizim kurultayında gündemini oluşturan ana konulardan biri oldu. Sanki bu da bununla çakıştı. Yani biz zaten parti olarak da hani bizim siyaset evet. Anlayışı olarak da çevre konusunda, özellikle bu hayvan hakları konusunda da inanılmaz bir duyarlılığımız var. Hatta simgesi ele dokunan bir kediydi. Keşke sen bunu bana söylemiş olsaydın. Onu da sizinle paylaşırdım. Bizim kurultayın simgesiydi o yani. Çok güzel. Yani doğal hayatı korumamız lazım. Sayın Vekil bunu... bir araya gireyim. Çok iyi milletvekilisiniz. Kuşku yok ama çok kötü bir kameramansınız. Çünkü kamera sizi yüzünüzü sadece yarısını gösteriyor. Diğer yarısını bu halkımızdan saklıyorsunuz. Biraz uzak tutarsanız. Ya şöyle söyleyeyim. Tamam mı? Yüzünüzün tamamını görebilir. Ben şu an şimdi bu haber olunca tabii seni de ben kıramadım. Bir parkta arkadaşla çay içerken olsun, sesini çok teşekkürler. Sağ olun. Sesiniz iyi bak etti. Yani evet. Ortalık karanlık. Ön arka her taraf karanlık. Belki biraz da ondan. Biraz da malzeme bu yani. Malzeme sayılmaz. Çok iyi. Yani. Çok iyi. Espri yeteneğinize hayranız. Şimdi orada bir de ihalede söz ediliyor. Bir işletmenin ihaleye verildiği ne yapılacak bilmiyoruz ama bir de adrese teslim ihaleden söz ediliyor. Onunla ilgili bilginiz var mı? Kuş Cenneti'nde. Valla Türkiye'de o kadar çok adrese teslim ihale var ki demek ki bu da o zincire dahil oldu yani. Bunu ben parlamentoda da hep eleştiriyorum. Biz hep sonradan duyuyoruz. Yani ihaleler olup bittikten ya, maalesef. Sonra duyuyoruz. 186 kez ihale yasası değişti. Dolayısıyla artık biz bu değişiklikleri biz bile takip edemiyoruz. Bu sonradan duyuyoruz. Sonradan. Ya Sayın Türkiye'nin başkanım, benim de bir sorum bakın şeffaflıktan bahsederken Türkiye'nin bunlardan kurtulması lazım.
Evet. Şimdi bir de bu ilginçtir. Türkiye'de son yıla çıkan yangınların tamamı özellikle deniz manzaralı alanlarda çıkıyor. Yangınlar deniz manzarasını çok mu seviyor acaba? Mesela daha önce Balıkesir'de, Ayvalık'ta çıktı. Deniz manzaralı bir yerde. Sonra otel yapıldı orada biliyorsunuz. Katar Şeyhi'nin hayran kaldığı Çamburnu, Sürmene Çamburnu'nda yine aynı şekilde villalar yükseliyor. Yani bu da denize sıfır, bir tarafında dere var. Böyle tam böyle 5 yıldızlı otel. Cuk oturur yani oraya 5 yıldızlı otel. Tesadüf mü bu? Vallahi zaten biliyorsunuz orman alanlarında yapılaşma yasağı var. Tarımsal alanlarda da yapılaşma yasağı var. Biliyorsunuz Samsun'daki biyokütle de Çarşamba'da tarımın ortası. Çarşamba'daki biyokütleyi de biz biliyoruz. Aslında normal şartlar altında tarımsal alanlara bu tür yatırımların yapılması yasak. Hatta bugün ormanlarla ilgili yetkiyi veren sadece Cumhurbaşkanımız. Bilmem bunu biliyor musunuz? Yani bugün HES'ler dahil bu orman alanlarının kullanımına yönelik imzayı sadece Sayın Cumhurbaşkanımız atıyor. Türkiye'de demek her şey Sayın Cumhurbaşkanı karar verir zaten. Yasa öyle. Orman vasfını kaybeden araziler sınıfına girince burada yapılaşmaya da açılmış oluyor. Zaten ruhsatlar bu çerçevede veriliyor. Ya bunları doğru bulmadığımız açık, aşikar. Biliyorsunuz bu tarihi binalarla ilgili arada bir yangın çıkıyor. Evet, o da tesadüf. Yani bunların hep tesadüfler üstüne geliyor Türkiye'de. Türkiye tesadüfler ülkesi. Bu arada siz de tesadüfen yani yaşıyorsunuz. Haberin olsun yani. Doğru söylüyorsunuz. Bedri Bey, Ünal Yavuz'un da bir sorusu olacak. İsterseniz Ünal Yavuz'dan da sorusunu alalım. Şimdi Ömer Süslü Bey Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. Bedri Bey ve Erhan Usta gibi iki tane önemli ve tecrübeli milletvekili var. Bir dahaki dönem Samsun'da nasıl bir tablo görmek arzusu içinde? Nasıl bir tablo bekliyor? Duyabildiniz mi soruyu? Soruyu tam duyamadım. Ben ileteyim. Ömer Süslü Genel İdare Kurulu'na seçildi. Erhan Usta İYİ Parti'ye geçti. Samsun'un artık İYİ Parti'nin iki milletvekili var. Bedri Yaşar, Erhan Usta ve Ömer Süslü'nün de Genel İdare Kurulu'na seçilmesi İYİ Parti'de Samsun'un gücünü, ağırlığını ortaya koydu diyor. Bir dahaki seçimlerde bu sandıklara nasıl yansır? Karşılığı ne olur bunun sizce? Yani biz demin olumlu yorumlar yaptık ama. Şimdi şöyle söyleyeyim, muhakkak müsbet yansıyacaktır. Bir defa Ömer Bey bu dava için bir bedel ödemiştir. En azından hanımefendi buna karşı bir vefa gösterisinde bulunmuştur. Yani Genel İdare Kurulu'nda bu çerçevede değerlendirme yapılmıştır. Yani Erhan Bey de partimize katıldı. Yani en azından bildiğimiz kadarıyla, tanıdığımız kadarıyla eksiği olmayan, iyi kötü bir birikimi olan bir bürokrat. Türk genelinde de birikimleri var, tanılıyor, biliniyor. Yani bu tür insanların partimizi tercih etmesi tabii ki pozitif yönde tesir edecektir. Yani Samsun'a da öyle yansıyacaktır. Benim onda bir tereddütüm yok. Yani son dönemde zaten partinin oyu Türkiye genelinde de artıyor. Bu da bunların göstergesi aslında. Erhan Bey'in dışında da katılımlar var ama biz Samsun'da Erhan Bey'i tanıdığımız için belki onun üzerinden gidiyoruz. Son dönemde yani çok ciddi katılımlar var. Üye sayımız neredeyse 3 katına çıktı. Yani kurulduğu günden bugüne 3 yıl içerisinde neredeyse 3 katına çıktı. Dolayısıyla bu tür katılımlar da devam edecek. Parti bundan sonra da büyümeye devam edecek. Sizin yani de eski partiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'da şu an vekili kalmadı. Tarihte ilk kez Samsun'da MHP temsil edilmiyor. Sürekli kan kaybediyor zaten. Ve sürekli kan kaybediyor. Bu Ünal Bey'in görüşü tabii. Şimdi buradan bakacak olursak ileride ilk seçimlerde İYİ Parti'nin eli biraz daha güçlenecek Samsun'da, onu biz de öyle yorumluyoruz. Ama öte yandan Erhan Usta'nın gelişi iyi oldu. Geliş iyi oldu ama ben sizin çabanızı biliyorum mesela. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Erhan Usta'nın İYİ Parti'nin aday olması için büyük çaba harcadığınızı da biliyorum. Bizzat tanıyayım. İyi geldi, hoş geldi de keşke daha önce gelseydi diye düşünen çok insan var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Doğru. Eğer daha önce gelmiş olsaydı bugün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Erhan Usta olurdu. Bunda hiç tereddüt yok. Çünkü onunla bizim oylarımızın toplamı zaten 50'nin üzerinde. Ama şunu söyleyeyim yani o gün olmadı. Bugün de niye olmadı diyerek yani biz kimseyi ötekileştiremeyiz. Elbette. O gün bizden farklı düşünüyor olabilir ama bugünle bizimle aynı çizgiye gelmiş olmasını da olumlu karşılıyoruz. Yani bu dediğim gibi sadece Erhan Usta'yla alakalı değil. Bugün Türkiye'de
iyi kötü herkes bir şekilde siyasetin içerisinde. Herkesin bugün itibariyle farklı tercihleri var. Dün de farklı tercihleri vardı. Ama bugün yani biz ilkelerimizden taviz vermiş değiliz. Bizim kimseye yaklaştığımız evet. yok. Bunu her seferinde de söylüyorum. Yani İYİ Parti ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin arka bahçesi ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin payandası. Evet. Kendi bir şeyi var, tüzüğü var. Bu tüzük çerçevesinde siyaset yapan bir parti. Dolayısıyla herkese bu çatının altında yer var. Biz herkesle her zeminde siyaset yaparız ama tabii bununla ilgili bazı ön şartlarımız da var. Özellikle işte biliyorsunuz bu PKK ile ilgili bizim özel çekincelerimiz var. Vatan hainleriyle ilgili özel şeyimiz var. Bunların dışında herkesle biz beraber siyaset yaparız. Çok da fazla geçmişine takılmayız. Son bir soru sorayım eğer müsaitseniz. Erhan Usta'nın o zaman o öneriyi kabul etmesinden sonra etseydi şayet Samsun'daki dengeler nasıl değişirdi? Belediyelerin pozisyonu nasıl olurdu? Bir de sadece ilk adım mı alırdı İYİ Parti CHP ittifakı yani yoksa diğer ilçelerde de durum farklı olabilir miydi? Yok, kesinlikle durum farklı olabilirdi. Çünkü onun oluşturacağı bir sinerjiyle ben en az 2-3 tane evet. daha belediye alabileceğimizi düşünüyorum. Yani çok az oyla kaybettiğimiz belediyelerimiz var. Mesela bunlardan Tekkeköy'ü az oyla kaybettik. Kavağı az oyla kaybettik. Yani buna benzer mesela kendisi Hafzalı olduğu için belki Hafza'ya alma evet. şansımız olurdu. Yani dolayısıyla 3-4 tane belediye alma şansımız olurdu diye düşünüyorum. Evet. Ünal Yavuz aslında bir sorun var mı senin? Bir gün... Ben teşekkür ediyorum Bedir Bey'e. Katıldığı için de saygılarımızı arz ediyoruz. Bizi kırmadınız, katıldınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Samsun'a geldiğinizde mutlaka bir gün canlı yayında konuğumuz olun. Aynen. Ben de çok istiyorum. Yani Samsun'a geldiğimde bir gün canlı yayında hep Samsun'u konuşalım, hem Türkiye'yi konuşalım. Ben evet, de teşekkür çok teşekkürler, ediyorum. Sağ olun. İzleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Güzel açıklamalar oldu. Bu arada reytinglerimiz çok yükseldi sevgili başkan. Bedri Yaşar'ın reytingi olmasın mı? Hayır bizim... Bizimki evet her geçen gün artıyor. Senin reytingin düşük de sen Ünal Yavuz'dan dolayı torpillisin ondan dolayı. Sayın izleyiciler sadece bu tarafı izliyor. Bana hiç bakmıyorlar. Yani, senin reytingin düşük benimki alçakla sokmuş. Bak şimdi şekerin yine düşmeye başladı. Pasta da yok bu akşam ona göre. Bir pasta şovu yaptı bize orada kaldı. Şimdi... Başkan benim bir iki daha konum var. Evet. Onlara da girelim. Sen biraz şimdi, sessiz kaldın, rahatsızsın. Şimdi ben her zaman meslek hayatım boyunca... Ondan sonra yorumlar okuyacağım, yorumlarınızı bekliyorum. Yapıcı eleştiriler yaparak insanları eleştirsem de bu şekilde mesleğimi icra ederim. Şimdi geçen Necattin Demirtaş'la ilgili söylemlerimden sonra bayağı bir o konuda beni arayanlar, soranlar oldu. Özel görüşmelerimiz oldu. Tabii bizim eleştirilerimizden dolayı da rahatsızlık duyanlar da var. Evet. Şimdi ben şunu söylüyorum başkan. Bizim bu programımızdan sonra Necattin Bey de kendini ifade etmek için başka bir programda... Bir, kimi eleştirsen başka yerde yayına çıkıyor. Yani başka bir yerde yayına çıkıyor. Tesadüf. Aslında bir şey söyleyeyim. Buraya gelseler biz onları çok güzel ağırlarız. Tatlısı, kuru pastası her şeyimiz çağırmadık var. Çağırmadık ki. Çağırdıklarımız geliyor. Hayır. Şimdi çağırdıklarımız geliyor da işte Hakan Karaduman gibi gidenler ilk adımda hizmet belediyeciliği mafya belediyeciliğine de dönüşmüş. Zaten bunu anlattık. Yani ilk adımda bir kral çıplak hikayesi yaşadı. Ben 26 proje açıklamış sevgili başkan Necattin Demirtaş. 26 projeden şu anda hayata geçen bir tane proje yok. Ben kendisine şöyle bir öneri yapayım ve konuyu da kapatayım. Çok fazla da konuyu kapat çünkü yoksa ilk adım evet. belediye başkanı özellik garezim mi evet, var diye yok, düşünecek izleyenler. Şimdi başkan proje yapmayı bıraksın 3,5 sene. Şu işe iş sözü verdiği insanlar var ya sevgili başkan. O insanlara ekmek versin. 3,5 senede o insanlar ekmek yesinler. Evlerine haşiş götürsünler. Ben başkanı ellerinden öpeceğim. Sadece onu yapsın. Sadece onu yapsın. Bak birçok insana söz verdi. Evet. Hiçbirisini de tutmadı. Sadece o işe alma sözü verdiği insanları, o gençleri, o çocukları, hani belediye basma olayı olmuştu hatırlıyorsun evet, o işçileri. O işçileri sadece istihdam ettirsin belediyede. Onlara hiçbir projede yapmasına onların gerek yok. Onların duası yeter zaten. Onların duası yeter. Hiç olmasa o çocukların hayatlarını kurtarsın, evlerini kurtarsın, ocaklarını kurtarsın. Şimdi başka bir belediyede şey de başka şeyler olur. Atakum Belediyesi'nin başı dertten kurtulmuyor.
İçişleri Bakanlığı işçilerin haksız yere işte akitlerinin feshedildiği ve işçilere mobbing uygulandığı gerekçesiyle Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci hakkında soruşturma izni verdi. Başka bir belediye verir mi bu belli değil, bilinmez ama Atakum Belediyesi'nin başına gelmeyen kalmadı. Yalı kapıyı yıktılar. 30 senedir belediye kullanıyordu orayı. CHP'ye geçince muhtemelen yıktılar. Artık yalı kapı yok. Onun dışında sabah akşam haciz geliyor. Eski dönemden kalan borçlarla ilgili sürekli icra haciz geliyor. Sakat arabalarına bile haciz koymuşlar. Sakatları taşıyan, tekerlek sandalyeleri taşıyan araçlara da haciz koymuşlar. Son durum nedir? Sakat arabalarını da mı vermiyorlar yani? Herhalde belediyenin o konuda bir başvurusu yokmuş. Bir talebi yokmuş. Neden yok diye de sordum. Herhalde bugünlerde öyle bir yazı yazacaklar. Sakat araçlarına konulan 3 tane araç var, sakat minibüsü. Tekerlek sandalyeli hastaları taşıyorlar. Hangi zihniyette o sakat arabalarını icra ediyorlar? Yani o mantığı taşıyan adam gerçekten yani, belediyede yani nasıl bu insanları nasıl güvenini bekliyor? Ayıp bir şey. Yani hizmet edemezsin, hizmet veremezsin. Ya kardeşim sakat arabasını zaten sen sakat arabasını alarak sakat ruhlu olduğunu zaten belli ediyorsun. Sakat demek ne? Engelli arkadaşlar. Ruhun sakat zaten senin baştan. Sakat arabasını icra eden bir zihniyetin ruhu zaten sakattır sevgili maalesef başkan. Maalesef biz de şöyle diyoruz, sakat araç, engelli aracı sakat diyoruz, özür dilerim, sakat değil onlar, engelli. Engelli yani araçlar. Öyle konuşuluyor tabii ki engelli. Evet, engelli. Tabii ki. Herhalde haciz ederken araç parkındaki bütün araçlara haciz edin diye talimat verilmiştir. Orada onlar da alınmıştır diye düşünüyorum. Bu arada bir konu daha var. Bir konu daha var sevgili başkan. O konuyu da ilk bizim programımızda gündeme geldi. Maşallah haberlerde de şimdi gündem olmaya başladı. Biliyorsun bu sevgili milletvekilimiz Ahmet Demircan'ın Sağlık Bakanlığı döneminde şehir hastaneleri Samsun'a kurulacak ya. Evet. Bugün çok güvendiğim, inandığım bir gazeteci arkadaşım da bunun haberini yapmış. Şöyle diyor. O dönemde yapılmış olsa 800 milyon liraya maliyeti bitecek olan şehir hastanesi şu dönem yapılacağından yani dolar arttığı için herhalde 1,5 milyar liraya mal olacakmış. Yani iki katına. Yani hem Samsun'un kaybına bak hem devletin kaybına bak. Evet. O dönemde yani o kadar geç kaldık, yer tartışmaları şunlar bunlar. Bir de Sağlık Bakanı bizde Ahmet Demircan Bey. Bak, ben dediklerim hep çıkıyor sevgili başkan. Biz boşuna bir insanı eleştirmiyoruz. Şimdi kuş cennetinde olaylar oldu, bilmem ne oldu. Ahmet Demircan'dan bir açıklama var mı? Ahmet Demircan'ın herhangi bir haberini gördün mü? Emekli gibi adam. Samsun'la ilgili bir bakanlık yapmış sevgili sen başkan. Samsun'la ilgili diğer vekilleri gördün mü? Fuat nerede? Tabii Fuat Bey en azından kendi bilgisini, birikimini Samsun'da paylaşıyor. Kongrelerde var. Kongrelerde açıklamalarını yapıyor. Bak, Kuş Cenneti'de yangın beğenmediğimiz, çıkıyor. Oran Kırcalı'nın neyi ziyaret etmeye gitmiş? Şimdi ben o Kuş Cenneti ile ilgili olan olayda Orhan Kırcalı bir gün sonra yangın yerine gitmiş, ziyaret etmiş. İşte sen milletvekilliği söyledin. Siyasetçi nedir biliyor musun sevgili başkan? Sen söyledin. Bak çok sonra enteresan bir şey söyleyeyim sana. Zaten bir söyledikten sonra gitmese de ayıp olur yani. O ne yapacaktı biliyor musun o yangın esnasında? Milletvekili Orhan Bey veya bir başkası ama Orhan Bey'e yakışır. Çünkü bölgenin milletvekili olduğu için. Çizmelerini giyecekti. Evet. Samsun'u harekete geçirecekti. O yangın yerinde olacaktı. Oradaki insanlarla sürekli bilgi alışverişinde olacaktı. Bu arada yine bir bilgi söyleyeyim sana. Sayın Çiğdem Kararslan Ankara'da görevli olduğu için o dönemde partiyle ilgili işleri olduğu için sürekli 19 Mayıs Belediye Başkanı'nı arıyor. Saat başında mutlaka bilgi veriyorlar kendisine. Evet. Yani Kuş Cenneti bunlar başkan bizim programlarımızdan sonra gelen biz bir şey söyledik mi? Laf olsun beri gelsin diye söylemeyiz başkan. Hele Ünal Yavuz. Yani toplamda 75 yıllık bir gazetecilik birikimi var burada. Şimdi bir WhatsApp ihbar hattımızın numarasını vereyim size. İhbarlarınızı, mesajlarınızı, iletilerinizi, videolarınızı oraya gönderebilirsiniz. Haber olmasını istediğiniz her şeyi oraya gönderebilirsiniz. Yani 0535 420 35 55. WhatsApp ihbar hattımız 0535 420 35 55. Elinde kalem olmayanlar için, şu an kalemini alanlar için tekrarlıyorum. 0535 420 35 55 WhatsApp ihbar hattımız. Oradan yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Videolarınızı, haber olmasını istediğiniz şeyleri gönderebilirsiniz. Birkaç yorum okuyacağım, sonra sana geleceğim. İbrahim Akkuş kolay gelsin abi, iyi yayınlar demiş. Şeref, bizim müdavimimiz ya. Şeref Koçan iyi yayınlar demiş. Nurten Hüseyin Özbakan Bursa'dan Samsun Haber'e iyi yayınlar diliyorum demiş. Efendime söyleyeyim. Daha fazla görelim bakalım. Hönk. Evet.
Kenan Çağlar, Bedri Yaşar, sevgili vekilim iyi yayınlar, her zaman yanınızdayım demiş. Evet, şimdi sana dönelim. Şimdi başkan, akşamleyin yine korona raporlarını yayınladık. Moralim bozuldu tabii gene. Moralim bozuldu. 1692 vaka var. Bir de şöyle bir şeye dikkat ettim. Şu anda bundan 1,5 ay önce falan 17-18 bin hasta sayısı varken bu akşamki rakamları bir karşılaştırdım. 37 bin vaka sayısı var. Yani hastanelerde şu anda tedavi görüyor. O rakamların dahi gerçekçi olmadığı söyleniyor. Halk bunu biliyor. Şu kötü olan, yani bugün 37 bin ki bu rakamların Ekim'de, Kasım'da çok daha fazla artacağı yönünde söylemler var. Avrupa'da da şu anda İngiltere Başbakanı olsun, İtalya, İspanya, Fransa ciddi anlamda vaka sayı günde 13 bin, 15 bin vakalar var sevgili başkan. Yani evet. Demek ki bu bizi bir yere götürüyor, şuraya götürüyor. Yani vaka sayıları ciddi anlamda artacak. Özellikle şu griple birlikte, özellikle Ekim, Kasım ayları grip salgınının tehlikeli, olduğu, aylar, yani, tehlikeli aylar olduğu için insanların özellikle bu aylarda çok daha dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Her tarafta, tapularda, belediyelerde, orada, burada, her tarafta bir korona vakası var. Yani aman dikkat diyorum. Herkes önlemini alsın. Ciddi anlamda bu işi asla hafife almayalım. Bence de. Yani o vakalar gün geçtikçe artması da bizi korkutuyor. Allah esirgesin diyorum. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir süre önce tartışıyorduk. Vatandaşlara da sormuştuk. Okullar açılsın mı açılmasın mı diye. Evet. Tekim dün okullar açıldı. Sadece birinci sınıfta ve ana okullara gidiyor galiba. İlk birinci sınıflar okulu tanısınlar diye. Sadece pazartesi günü gidecekler. Bir de daha diyor bir hafta sonra gidecekler diye düşünüyorum. Evet, haftada bir. Yani bayağı ihtiyatlı davranıyorlar. İyi de olmuş, isabetli olmuş. Çünkü çocukların hastalıktan etkilenmediği falan filan düşünüyor ama o çocuklara bakan dedeler var, anneanneler var. Ben kendi çocuğumdan biliyorum. Çocuk orada hastalığı kaparsa evde gelir. Dedesine, anneannesine bulaştıracak, ninesine bulaştıracak. Ama birinci sınıflara ve anaokullarına yapmaları bence doğru bir uygulama. Yani okula alışması, çocuğun şey yapması için çok da ciddi önlemler alıyorlar okullarda. Bir Atakum Belediyesi bile bayağı bir dezenfekte etti okulları. Evet. Milli eğitim falan bu konularda çok hassas. Bence o konularda bu uygulama şu anda doğru gibi gözüküyor. Eğitim Sen açıkladı. 600'den fazla öğretmen koronavirüs pozitif çıktı. 600'den fazla öğretmende. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim. Türkiye'nin gündemiyle ilgili bir şey vardı. Savcılık çağrısına silahlanan 157 derneğin adını açıklarım demişti Cübbeli Ahmet Hoca. Savcılık çağırırsa 150 tane Selefi derneğin adını açıklarım demişti. Ahmet Hoca bugün savcılık tarafından İstanbul'da ifadeye çağrıldı. Biz de merak ettik. 150 tane iç savaş hazırlığı yapan Selefi dernek varmış. Onun dışında milli eğitimin açtığı bir EBA var biliyorsunuz. Çocuklarımız artık EBA üzerinden uzaktan eğitim görüyorlar. Artık ne kadar eğitimse. Bugün yine kızımın eğitimi vardı. Fakat maalesef karşımıza şöyle bir ekran çıktı. Çok kalabalık. Onunla ilgili haber de yapmışız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir sıkıntı var. EBA üzerinden vermeye çalıştığı uzaktan eğitim fiyasko ile sonuçlandı. Derse girmek isteyen öğrenci ve velilere aynı uyarı mesajı geliyor. Çok kalabalık. Bir daha deneyin. Ve bugün Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Henüz altyapımız uygun değil dedi. Biz bu kadar katılım beklemiyorduk. Bu kadar çok katılım olması bizi sevindirdi. Bunun iyi tarafı ama kötü tarafı da henüz böyle bir altyapımız yok. Biz talimat verdik dedi Ziya Selçuk. Altyapı hızla eksikler giderecek, tamamlanacak. Birçok evde de internet yok zaten. Özellikle doğuda öğrenciler var, kırsalda yaşayan öğrenciler var. Bilgisayar yok, internet yok. Onunla ilgili bir tablet kampanyası başlatıldı. Bakalım ne olacak? İş adamları tablet bağışlıyorlar artık. Evet. Yavaş yavaş düzelecek diye düşünüyoruz. Şimdi bir konuyu da geçeyim, kısa geçeyim. Buyurun. Bunu. Hani sen Almanya'da KDV sıfır demiştin, ben de sana itirazlar etmiştim ya, senin gözün aydın. Senin dediğin doğru çıktı. Lufthansa, Almanya'nın dünyanın en büyük havalarından biri Lufthansa'da işçi çıkarma konusuna gidiyor ve Alman hükümetinden yardım istiyor. Daha çok eleman çıkaracaklar ve sefer sayılarını küçültecekler. Gözün aydın. Yani o beğendiğin, övdüğün Almanya'da, ben Almanya'yı övmedim, beğenmedim. KDV sadece sıfır dedin ya, KDV sıfır yani, dedin ya. Almanya'da bizim gazımızı beğenmedin. KDV sıfır çıkmış. Gazımızı çıkmış. Yani beğenmedin. Öyle şey olur mu? KDV sıfır olur mu canım? Şunu söylüyorum. Büyük mü bu? Almanya'da büyük mü bu? Lufthansa, Mandalla mı? Pimpon topuyla mı ölçüyor bunu? Dünyanın dedim. en büyük. Bu da Lufthansa'da öyle. Başkan sen kendi memleketine... Benim sorduğumla
Senin anlattığın kendi ne memleket, alaka? Kendi memleketindeki güzel işlere bak. Bak bugün Yunanistan bile yola geldi. Türkiye'nin dik duruşundan dolayı. Artık, bak güzel şeyler oluyor. Artık arkadaşların savunması. Türkiye'de savunacaklar hiçbir şey kalmadı. Dünyada örnek veriyoruz. Sayın Başkan. Her tarafımız kuşatılmış. Türkiye üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrildir. Başkan. Bizim dostumuz, düşmanımız ya, da biziz ya. Bizim bizden başka düşmanımız yok. İşte anladın, bizim bizden başka ol. Düşmanımız yok. Yunanistan'dan sonra sen güçlü ol yeter. Yani içimizdeki İrlandalıları halledebilirsek zaten sen dünyaya zaten kapatıyoruz. Adayı kaptırmışsın adamlara, hiç sesin çıkmamış. Şimdi başkan, bunu, adayı niye silahlandırıyorlar bunu, diyorsun. Senin beğendiğin Almanya, ben rapor verdim sana. Lufthansa'da gitmiş yani. Onu söylemek istiyorum. Bilgin olsun diye söyledim. Notanene yaz diye. Kemal Kılıçdaroğlu. Susturmanın evet. Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir öneri gelmiş. Diyor ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Pandemi sürecinde esnafların durumu çok kötü. Bu zorlukları anlatıyor Kılıçdaroğlu ve esnafın yaşaması lazım. Bunun için de mutlaka Esnaf Bakanlığı, başlı başına bir bakanlık, Esnaf Bakanlığı kurulması lazım. Ticaret Bakanlığımız var ya sevgili başkan. Ticaret Bakanlığı var, ne işe bakıyor? Yani işte bu esnafa, her şeye, o tüccara evet. Onlar bakıyor ya. Yani olan bir bakanlığın üzerine niye bir Esnaf Bakanlığı açalım yani? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu evet. Böyle fantezileri seviyor. Peki Mustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir açıklaması var. Tekkeköy'ün adı Tekkeşehir olsun diye. Evet. Onunla ilgili de ilginç öneriler geldi. Tekkeköy. Tekkeköy dedi, koskoca bir metropol gibi artık, sanayi kenti falan. Ama şunu adına söyleyeyim. Köy geçiyor. Onunla ilgili sosyal medyada ironik şeyler dolaşıyor, paylaşımlar. Mustafa Demir'e de bayağı bir eleştiri var orada, yorumları okudum. Bakırköy, yani işimiz gücümüz Tekeken, Tekeköy, Tekeşehir'den kaldı Samsun'un sorunlarını. Evet. Ama bugün de Kıran'da... O zaman diyorlar ki Bakırköy'ün adı da Bakırşehir olsun, Mecidiyeköy'ün adı Mecidiyeşehir, Kadıköy'de Kadışehir olsun mu diye soruyor vatandaşlar. Arnavutköy'ü ne yapacağız? Namusşehir. Evet. Yani onu iyi niyetle yapmış. Yani o köy olmaktan çıkarıp, yani Tekeköy artık büyük bir ilçe. Yani onu köyle anmak doğru olmaz diye böyle bir öneri yapmış. Çok fazla büyütülmemesi gereken bir konu. Evet. Fikrini de söylesin. Başka arada, ne var? Ne kadar zamanımız var? Samsun Sporumuzu konuşacağız. Son 10 dakika. O daha son dakika. Son dakika. Son 10 dakika herhalde. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Gaz bulduk, onu konuşmayacak mıydık? Nasıl? Gaz bulduk ya. Başkan, gazın devamı gelecek. O gazla birlikte doğal gazı artık uygun yakacaksın. Rahat ol sen. Gaz bulduk. Evet. Şimdi Samsun Spor'a gelelim sevgili başkan. Samsun Spor'la ilgili... Sen dün... şimdi 15 dakika kalmış. Sen 15 Hayır. dakika Samsun Spor'u anlatacak bir şey bulamazsın. Hayır. Samsun Spor'u da anlatacağız. Son finali bağlayacağız ondan sonra. Öyle mi? Peki. Samsun Spor'la ilgili sabaha kadar konuşurum seninle başkan. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şimdi öncelikle Samsun Spor'u tebrik ediyoruz. 3-0'lık haklı bir galibiyet aldılar. Ben maçı başından sonuna kadar izledim. Gerçekten transferlerimiz oturmuş. Boli, Tomane, özellikle Tomane bugün sosyal medyada olsun, evet. haberlerde olsun çok beğenildi. İyiydi. Ama ben Puliman'ı da çok beğendim. Çok ayaklarına hakim ve çok teknik bir futbolcu. Gerçekten Sayın Yüksel Yıldırım ve Ertuğrul Bey'i kutluyorum. Ertuğrul Sağlam'ı. Çok güzel transferlere imza atmışlar. İleride daha iyi olacaklar. Güçlendikçe daha iyi ivme kazanacaklar. Gerçekten dün haklı bir galibiyet aldık. O bir de son gol var ya 90+6'da Revaşata'yla bayıldım evet. o gole. Enes İslam İlkin ve bir şey söyleyeyim sana. Tekeköy'lü bir yavrumuzmuş o. Bugün öğrendim sosyal medyada. Tekeköy'ün gururu olmuş. Yani Samsun'un kendi evladı. Kendi evladı, öz evladı. Ben onu da beğeniyordum zaten ama attığı gol müthiş oldu. Yani Samsun Spor da iyi yolda. Samsun Spor iyi yolda oldukça şehrin vitrini de markası da çok daha büyüyecek sevgili başkan. Çok doğru söylüyorsun. Bir gün biz buraya Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ki geçmişte bunları çok fazla yaptık. Getirdiğimizde işte Samsun'un büyük şehir olduğunu buradan anlayacağız. Evet. Yani Samsun bir Spor... Bir kentin takımı neredeyse kentte oradadır. Ekonomisi yani, de oradadır, siyaseti Spor de oradadır. Samsun Spor bizim en büyük markamız. Gerçekten de transferleri çok beğendim. Samsun Spor yönetim şekli olarak da çok güzel gidiyor. Yüksel Yıldırım her şeyi hak ediyor gerçekten. Ona minnettarız. O borç harç meselelerinden takımı kurtarıp gerçekten Samsun Spor'u iyi bir yola koydu. Daha ligin ama başı, daha erken. Daha takım oturacak, yani Samsun güzel Sporlu, şey olacak. Samsun Sporlu taraftarlara da bir çağrım olacak sevgili başkan. Yani böyle beraberlik... Başlara gitmesinler. Yok. Zaten gidemiyorlar. Beraberlik aldıkları zaman yani takım biraz hani bazen bazı maçlarda kötü oynayabilir futbol yani şeyleri. Yani futbolun işi... Hemen çok ciddi anlamda takımımızı yerden yere vuruyor ve eleştirilere kapılıyoruz.
Evet. Yani biraz zaman vermek lazım. Ben ne dedim geçen programda? Ertuğrul Sağlam'ın takımları Arap atı gibi sonradan açılıyorlar. Bakın 5. 6. haftadan sonra çok daha güzel bir takım seyredeceğiz. İnşallah Samsun Spor bu sene Süper Lig'e çıkarak bizim gururumuz olacak sevgili başkan. İnşallah. Bunun dışında... Bu arada senden şeyi bekliyorlar. O birkaç arkadaşım aradı. Mehmet Başkanımıza rica eder misin bu Kurupelit'teki yat limanı ile ilgili? Kurupelit'teki yat limanı maalesef trilyonlar harcanmış oraya. Yusuf Siyah Yılmaz döneminde yapıldı. Plan olarak güzel düşünülmüş. Yani yer olarak tamam, orada öyle bir yat limanına, marinaya ihtiyaç vardı. Yakışırdı oraya, doğru. Bebek gibi oldu orası. Ama maalesef bir proje faciası, mühendislik hatası. İki dereni ağzına kurmuşlar ve sürekli doluyor içi. Dolduğu için de kayıklar yüzemiyor orada. Ve yosun bağlıyor akıntı olmadığı için. Şimdi birileri de kalkmış. Olacak şey değil. Orayı tekrar doldurma kararı almış. İhalesini de vermişler zannediyorum. Trilyonlar harcayıp oraya dolduracaklar. Oysa oranın birkaç tadilatla marinaya dönmesi mümkün. Daha çok daha ucuz paralarla. Geçtiğimiz gün arkadaşımızın köşesini okuduk. Gülsüm Atik'in. Çok güzel tespitleri var. Yani yaptınız olmadı. Niye yıkıyorsunuz kardeşim? Trilyonlar harcanmış oraya. Yani. Ya orada onca kayık, sandal, kayık var, yat var. Kültür Sarayı da aynı pozisyonda olacak değil mi sevgili başkanım? Evet, AKM'de. 17 yıl bekledi o Kültür Sarayı'nı. Yılan hikayesine döndü diye belki yüzlerce haber yaptık. Şimdi o Kültür Sarayı yıkılacak. Yerine farklı bir şey yapılacak. Bu devletin parasını çarçur etmek... Ama birileri yani nasıl kazanacak? Yani evet. Biliyorsun kaldırımlar niye sürekli yapılıyor, bozuluyor, Müteahhitleri zengin edeceğiz diye. Yani gerçekten yazık oldu o paralara. Kültür Sarayı'nın oraya baştan yapılması yanlış. Valilik binası yanlış sevgili başkan. Evet. Şehrin silüetini kapatıyor. Samsun'da kıyı kenarında çizgisinin altında olan yerler, AKM, valilik hepsi ruhsatsız. Yani yasal değil bunlar. Ve yıkımları büyük otel yıkıldı biliyorsun, Büyük Samsun Oteli. O da kıyı kenarının altında olduğu için. Aynen. Ama şimdi iki tane garabet var oralarda. Yıllardır uzun paralar harcanmış, büyük paralar harcanmış, yapılmış, şimdi yıkılacak. Aynı şekilde Kurupelit Yat Limanı da şimdi doldurulacak. Kamyonlar gelecek oraya, işte toprak, taş dökecekler falan filan oraya. Yani olacak şey değil ya. Bunu bence sayın vekillerle de görüşür mü? Meclise taşısınlar bu konuyu. Aynen, kesinlikle görüşelim. Yani kimin kararı bu, kim almış, kim sormuş, kim yapmış. Hani ne bileyim, kim çalmış, kim yemiş, daha kaçmış. Yandı bitti kül oldu. Para nerede, araba nerede hikayesi var ya organize işlerde. Para nerede, araba nerede hikayesi var ya ona döndü yani. Şimdi açılışı nasıl yapmıştın hatırlıyor musun? Samsun'da hep kötü şeylerle mi anılacaktı? İyi bir şey söyle hadi. Yok, şu kötü şeyi de söyleyeyim de. Söyle, gel. Yani başlıklarımızda var diye konuşalım diyorum sevgili başkan. Şimdi bu hafta özellikle ilçelerdeki uyuşturucu trafiği birçok kişi içeri alındı yine. Hı-hı. Narkotik çok ciddi anlamda emniyet çalışıyor ve Hı-hı. uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Cezaevleri uyuşturucu... Torbacılar dediğimiz... Dolu. Yani bu konu ciddi anlamda benim moralimi bozuyor sevgili başkan. Yani gençlerimiz uyuşturucu batanda, iş bulamıyorlar, aş bulamıyorlar. Bu çocuklar nasıl olacak? Yani ben 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşındaki civa gibi delikanlılar... Hayatlarını bundan sonra cezaevinde geçirecekler. Hayatlarının bağrında böyle kötü alışkanlıklar edinip gerçekten Samsun bunlarla sürekli anılıyor. Maalesef. Uyuşturucu. Her gün uyuşturucu haberi yapmaktan yoruluyoruz sevgili başkan ya. Her gün uyuşturucu haberi var. O yakalandı, 15 kişi yakalandı, 10 yakalandı, 10 kişi yakalandı. Analar babalar perişan. Evet, yani gerçekten evlatlarını kurtarabilmek için bu bataktan büyük bir çaba sarf ediyorlar. Tabii ki yetkililer de görevlerini yapacaklar. Yani bu baronları da bulmak lazım. Bu işin baronlarını aslında lazım. Yani bu çocuklar gerçekten sonları hiç iyi değil. Ve değil, Samsun'un değil. Bu şekilde anılması... Fırsat verirse çoğu da kurtulacak belki de yani ben, bir imkan olsa. Samsun asayiş şehri falan deniyordu ya. Yani asayiş olayları çok oluyor diye. Onun sebebinin de bir insanlarımız doğru bilgilensin diye söylüyorum. Hı. Samsun 30 büyükşehir içerisinde 17. sırada. Evet. O konuda yani bir yanlış anlaşılma var. Samsun asayiş ve bu olaylar açısından Türkiye'de 30 büyükşehir içinde 17. sırada. Yani büyük, normal bir sıralamada. Buradaki konu ne? Samsun basını, yerel basını çok güçlü olduğu için
Haberler Türkiye genelinde hemen vuku buluyor. Çok güçlü bir basınımız var. Yerel basınımız çok güçlü. İnternet medyası, gazeteler bu güçlü basından dolayı da anında çok büyük ses getiriyor. Daha da ilginci, biz emniyet, bundan önceki emniyet müdürümüzü ziyarete gitmiştik. Samsunhaber.com ailesi olarak. Kendisine ben bunu sordum. Samsun neden bu olaylarla anılıyor diye, neden bu kadar yoğun bizde olaylar? Değil dedi. Biz dedi sıralama konusunda 20'lere yakınız dedi. Ama bunlar, bu bilgiler dedi medyadan, basından derlenerek istatistik ortaya çıkartılıyor. Yani bir veri, kendileri ellerine akış, öyle veri akışı yok. Basından derleyip topluyorlar. Şimdi oradan tabii biz kendimize pay çıkardık. Samsun Türkiye'de basın kuruluşlarının, basın anlamında en güçlü 3 ilden bir tanesi olarak gösteriliyor. Evet. O yüzden İstanbul, Ankara, Samsun. Yani bu en güçlü 3 ilden bir tanesi Samsun basın anlamında. Çok güçlü medya kuruluşları var. Ama bu işi, bu iş, bu uyuşturucu işi gerçekten gençlerimizi gerçekten götürüyor, bitiriyor. Evet. Bununla ilgili bence devletin farklı önlemler alması lazım, farklı olaylar yapması lazım, farklı araçlar içerisinde olması lazım. Bu gençlerimizi nasıl kurtarabiliriz bundan? İşte daha gerçekten çok rehabiliteye yönelik, yani o insanları kazanmak için. Bir de bu baronlara yönelik bir şey yapmak lazım. Yani bunların ele başlarını bulmak lazım. Gerçekten bu gençlere ben çok üzülüyorum, evet, sevgili başkan. Biz de üzülüyoruz. Ben sana 15 dakika Samspor'u anlatamazsın dedim. Yok, anlatırız dedim. Samspor'u sabah kadar anlatırım dedim de konuları kısa. Hadi ondan sonra Samsun Spor'dan sonra kaç tane konuya gidiyor? Başkan, şimdi uyuşturucu var. Konularımızda biz çok şeyleri konuşmaya çalışıyoruz programda. Evet. Onun için de hani her telden çalmaya çalışıyoruz. Çünkü sana, Samsun'la ilgili her şey bizi ilgilendiriyor. Ben sana bir tüyo vereyim mi? Buyur başkan. Baktın konu kalmadı. Diğer doğal gaz. Gaz bulduk. Anladın? Başkan, ben senin bu... ben senin ağzını yerim. Başkan, öyle diyorum olmuyor. Böyle diyorum ama olmuyor. Ama müthiş izleme trafiğimiz var. Müthiş olur. Memlekette güzel şeyler oluyor. Hiç güzel şeyleri ağzından duyamıyoruz. Ya. Bir güzel şey anlat. İşte ben onu dedim. Bak, Bedi Yaşar Sayın Vekil dedi ya, Samsun hep böyle kötü şeylerle mi anacağız? Kuş cennetinde yangın, işte Çarşamba'nın verimli ovalarında biyokütle santral, cinayetler, uyuşturucular, böyle bununla mı anacağız dedi. Ben de sana Samsun'un iyi bir şey söyle dedim. Sen de diyemedin. Ben de sana söylüyorum şimdi. Bak, Samsun'un şehir hastanesinin temeli atılıyor. Atıldı. İhalesi yapılıyor. Ama kaça patlayacak? İki katına çıktı. Ne ama oldu? Şimdi, tamam, bunu da eleştiriyoruz ama en azından şehir hastanemiz şimdi, olacak. Değil mi? Bu da güzel bir yatırım. Şeyin bir sözü vardı. Allah selamet versin. Rize valisi Erol Çakır, daha sonra İstanbul valisi oldu. Hürriyet gazetesinde çalışırken bir gün bir sohbet ediyoruz. Devletin yaptığı bütün işler, bütün ihaleler yapılan muamelelerine denk gelmiyor. Ya iki katı ya üç katına çıkıyor. Anavatan zamanında. Ben de bunu sormuştum Sayın Valiye. Dedi ki bana, yazma demişti buna ama devletin yaptığı hiçbir ihale verilen ihale parası da çıkmaz dedi. Niye dedik? Kural böyle dedi. Yani ihaleyi alıyorsun, muayene bedeli başlıyorsun, hak edişleri alıyorsun, bitmiyor, bitiyor. Para bitiyor, iş bitmiyor. Bütün işler böyleymiş ama. Evet, evet. O gelenek anladığımız kadar devam ediyor ama şimdi devlet daha çok onu başka bir şeye bağladı. 5 tane firma var. 5 firma. Bütün ihaleleri onlar alıyorlar. Evet. Pazarlık mazarlık yok zaten. Adresi teslim direkt ihaleler. Şimdi son olarak... Ama gaz bulduk. Yol yapıyorlar bir de. Çok iyi yol yapıyorlar. Sen yolunu yapıyorsun bu işin de. ben senin kışkırtmalarına gelmeyeceğim. Herkes her şeyi görüyor. Gaza niye gelmedin? Saza niye gelmedin? Bir şey söyleyebilir miyim başkan? Biz ne diyoruz? Doğru yapılan, güzel yapılan her işe... Bak, İyi Parti'yi övdük. Evet. Samsun'da İyi güçleniyor dedik. Bir fotoğraf vardı. Fotoğrafı koyduk ortaya. Yani bunu Ömer Süslü gibi işte bir... Ama bir taraftan da İyi Partili Necattin Demirtaş'ı eleştirdik, değil mi? Doğruya doğru, eğriye eğri. Evet. Yani biz öyle kimsenin adamı değiliz ki herkese karşı nabzına göre şerbet verelim. Bizim kendimize göre bir duruşumuz var, bir gazetecilik anlayışımız var. Allah'a şükürler olsun. Onu da insanlardan anlıyoruz, beğeniyorlar. Biz o duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Bu saatten sonra bizi teneşir paklar zaten. WhatsApp ihbar hattımızı vermiştim. Hemen bir ihbar görüntüsü düştü. Bir göktaşıyla ilgili Samsun'a düşmüş deniliyor. Ne oldu? Göktaşı da mı bizi buldu? Başkan yani. Buldu. Bu kadar olayın içerisinde göktaşı da mı bizi buldu? İyi haber, Samsun'a göktaşı. Bu da mı gol değil yani? Göktaş olup olmadı belli değil ama yani görüntüler var. Evet. Arkadaşlar, haber değeri olursa size... Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sosyal medya ve internet medyasının çok güzel bir tarafı ne biliyor musun? Herkes artık sokakta bir muhabir. Tabii. Yani çok herkes bir olay olduğu zaman telefonuyla çekiyor. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor sevgili başkan. Hiçbir şey. O da yani her vatandaş bir muhabir bir oldu. Şey. O tür videolarınız, görüntüleriniz, yolla gördünüz, çektiğiniz varsa
aman bu bunun haber değeri var, bu kaza olur, memnun olur. Efendime söyleyeyim, bize gönderebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız numarası hep aynıdır, yıllardır da aynı. 0-535-420-35-55. WhatsApp ihbar hattımız. Video görüntüleri, yorumlarınız, fikirleriniz, haber olmasını istediğiniz ne varsa, burada gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa, konu başlıklarını bize bildirebilirsiniz. 0-535-420-35-55 WhatsApp ihbar hattımız. Evet, yani bu sonuna geldik. Evet. Yavuz daha çok konuşacak ama son sözlerini alalım. Başkan, bir dahaki yayında çok damar bir konuya dalacağım. Vallahi. Onun hazırlıklarını... İlk adım Necatin Demirtaş değil. Hayır. Peki. Hayır. İlk adımda... Taktı mı? Takıyorsun. Ya sadece başlığını vereyim o zaman da. Evet. Özellikle bu... Merak etsin, beklesin. Yani fuhuşa sürüklenen kadınlarımız var. Oo, ilginç. Samsun'da yani, o da yaygın. Evet, Samsun'da. Twitter hesabını bir açıyorsun. Bir sürü ya. Aynen. Yani gerçekten... Nesi falan filan. Yani, engelleyen artık oldu. Bu konu Samsun'da da rahatsız etmeye başladı. Gerçekten bu konuyu da biraz geniş bir emniyetten de bir bilgileri bekliyorum, bazı bilgileri. Aslında evet, emniyetten de destek alınabilir. Şimdi biz burada hep aynı konuları konuşmaya gerek yok. Biz farklı farklı konuları işlemeye çalışıyoruz mesela. Evet. Hep aynı konuları konuşmaya gerek yok. Farklı farklı meselelere dalacağız ama Allah'a şükürler olsun. Güzel, güzel. Bizim programımızda konuşulan her şey mutlaka hedefe varıyor. Ben sevindiren noktada o sevgili başkan. Sevindiren noktada rakamlar. Çok müthiş bir bilgi var. Şimdi kesmek de istemiyorum. Şu an hepsi canlı yayında. Anlık izliyorlar. Anlık izliyorlar, evet. Evet, ben... Anlıkta Merdal Bey diyor ki, abi diyor, Samsun'da diyor anlık olarak, online olarak siz hiçbir program bu kadar izlenmiyor diyor. Bu da bize gurur veriyor. Hmm. Tabii sen de benim reytingimden faydalanıyorsun. O konuda da senin... Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ama bu akşam sen olmasan biz ikimizler. Yönetmenlerimiz, arkadaşlarımız çay da yapmamışlar. Ben şimdi hepsine teşekkür edecektim. Şimdi bir tanesini çıkaracağım, vazgeçeceğim. Çay yapmamışlar çünkü. Başta Sümeyye Gökyer olmak üzere. Yiğit Eskiçırak, Tahir Ömer Çokluk, Erdal Şencan, Filiz Güneş, Cansu Kırcalı ve teknik ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarından dolayı. Evet, bugünlük bu kadar. Arkadaşımız Ünal Yavuz kapatacak konuşmayı. Yok başkanım. Lütfen. Başından beri ben konuştum. Bari kapanışı sayın. Sevgili Mehmet Yazıcı çok mutlu. Şundan dolayı. Reytingleri benimle birlikte çok yükseldi. Onun gururunu yaşıyor. Bana takılmayı da seviyor ama biz gerçekten bir... Arkadaşlar gülme krizine girdi. Güzel bir ikili olduk. Samsun'un sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ne varsa bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Saygılar. Cuma akşamı saat 8'de buluşmak üzere. Er Meydan'dan iyi akşamlar.